Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na. Evet, kesebilirsiniz. Evet, Ankara... Değerli masaya çık, tepin istersen. Üyelerin... Aldık mı gündemleri? Siz bir dakika. Sizin sıfatınız ne? Sizin sıfatınız ne? Orada grup başkan vekili ver. Etmem. Arkadaşlar, diğer arkadaşlarımız önergelerini verdiler ve komisyonlara gönderdik. Sizin ayrıcalığınız nedir? Evet, mikrofonu kesin arkadaşlar. Başlarken niye vermediniz? Sayın Başkan, toplantının başından sonuna kadar yasama günü ilk bu önerge gidiyor. Hayır, toplantı başlayınca önergeler alınır ve okutulur. Evet. Ben de farklı düşünüyorum. Ben de farklı düşünüyorum. Başkan lütfen Sayın uzatmayalım. Başkanım. Ek gündemleri okuyun. Sayın Başkanım. Sayın olmazsa, Başkanım. Olmazsa hukuki haklarınızı kullanırsınız. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Bağırarak burada... konuşma, sesini yükseltme. Açmıyoruz. Ben de diyorum ki size başında gün. Sizin çiftliğiniz hiç değildir Murat Bey. Çoğunluğa dayanarak meclisi istediğiniz gibi idare edemezsiniz. Dörtte birden az olduğu için çoğunluğumuz bu şekilde devam edemeyeceğiz. Ben sevgili Ankara halkına şunu söylemek istiyorum. Daha önce faaliyet raporunda aynısı yapıldı. Çoğunluğa dayanarak bütün belediye başkanları dahil normalde saat 4'te başlayan toplantı ertesi gün sabah 6'da 7'de zor bitirildi. Oysa grup başkanları konuştuktan sonra ikişer üye daha söz alıp bunu bitirebilirdi. Yine aynı şekilde bütçe konuşmalarında bütün belediye başkanları zaten bütçe kendi bütçelerine konuşmuş olmasına rağmen sadece beni konuşturmamak için sordukları sorulara benim cevaplarımı Ankara halkının duymaması için aynen faaliyet raporunda yaptıkları gibi sabah 6'ya kadar sürdürmek istediler. Ben kendilerine mesaj attım. Eğer böyle yaparsanız sizin asıl gaye, yani siz iyi niyetli değilsiniz. Ankara halkının sizin bana sorduğunuz sorulara cevap vermemi duymasını istemiyorsunuz. Bu nedenle kendilerine bütçeyi oyladıktan sonra bugün sunum yapacağımı bildirdim. Tabii toplantıyı sabote etmek, söyledikleri yalanların, iftiraların ortaya çıkmasından korkuyor olabilirler. Şimdiye kadar belediye meclisinde başladığımızdan bugüne kadar soru önergelerinin ve taleplerinin hepsi biz gündeme başlamadan verildi. Şimdi ise gündemin maddeleri konuşulduktan sonra müdahale etmek istediler. Muhtemelen bu toplantının yapılmasını istemiyorlar. Ama hazırladığım sunumun ve verdiğim cevapların Ankara halkının, sadece Ankara halkının değil, Türkiye'nin duymasını sağlayacağımdan, herkesin sağlayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.